İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları Norayr Soghomonyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Arman Tatoyan. Bakü hükümeti Artsakh'ın 120 bin sakinini kasıtlı olarak gerçek bir teröre maruz bırakıyor. Varınkata köyünde toprakların çoğu düşmanın hedefi altında olduğu için ekilemiyor. Ermeni lavaş, matnakaş ve jengalyam ekmeği lezzet atlasının değerlendirmesinde en iyi 70 lezzet arasında. Artsakhlı güreşçiler Avrupa Şampiyonası madalyalarının sahibi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi Aralık 2023'te yapılacak parlamento seçimleri için seçim kampanyası çerçevesinde Ermenice düzenlenecek 19. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantı 13 Temmuz 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu ulusal eğitim ve Batı Ermenistan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. 44 günlük savaşta kahramanca şehit düşen Norayr Soghomonyan, 2000 yılında Vayotzor bölgesine bağlı Artabuynik köyünde doğdu. Doğduğu yerde 6 yıl resim eğitimi aldı. Ardından 2019'da Yerevan Devlet Pedagoji Üniversitesi resim bölümüne kabul edildi. Annesi Suzi Vartanyan, oğlunun çocukluğundan beri daha fazla şey görme, ışık ve gölge ustası olduğunu, farklı görünüp hissettiğini ve keskin nişancı olmasının belki de tesadüf olmadığını söylüyor. Savaşın ilk gününde Cirakan'da şehit düştü ve şehadetinden sonra savaş hizmet madalyası ile onurlandırıldı. Annesi şöyle anlatıyor. Askerliğine 4 ay önce başladı ve hizmetten hiç şikayet etmedi. En son kez anne hoşça kal, yarın belki seni ararım dedi. 4 günlük savaşın ardından Robert Abacan'ın imajı onu çok etkilemişti. Askere gitmeden önce Robert'in portresini çizdi ve okuduğu okula hediye etti. Robert, Norayr'ın kahramanıydı. Bayan Suzi, Norayr'ın da özverili bir şekilde savaş görevini yerine getirerek son anda kadar savaştığından emin. Batı Ermenistan'ın başkenti Garin yöresinde çok sevilen Koçari dansının çeşitlerinden biri Garno Koçarisi adlı danstır. Koçari, Ermeni platosunda en popüler ve şu anda en çok korunmuş Ermeni dansıdır. Dansın etimolojisi şöyledir. Kelimenin koç kökü, kısırlaştırılmamış erkek koyunun koç atlarıyla ilişkili görünmektedir. Bu isim antik zamanlardan gelmekte ve koça tapınma ile ilişkilendirilmektedir. Bu popüler dans canlı renkleri ve maskülen dinamikleri ile büyüleyicidir. Dansçılar artık dansın eski koç keçi içeriğini hatırlamasalar da zaman ve sonraki katmanlaşma dansın orijinal eski modelini tam olarak yok edemedi. Koçari nasıl ortaya çıktığı sorusuna pek çok kişi bilmiyoruz yanıtı veriyor. Karin adlı etnografik dans topluluğunun kurucusu ve lideri Gagik Ginosyan, Ermeni mirasına böyle bir yaklaşıma katılmıyor. Biz kendimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Bu yüzden yabancılar bize ait olanı kolayca alıp kendilerine atfediyorlar, diyor ve bir çocuğa vatanseverliği çocukluktan aşılamak gerektiğini sözlerine ekliyor. Koçari, ağaçlara, suya, güneşe ve hayvanlara tapınılan pagan döneminde yaratılmıştır. Her zaman bölgesi, sürüsü için savaşan yabani koçun vücut hareketlerini ve gücünü sembolize eden dans, yabani koça tapınma sırasında ortaya çıktı. Yüzyıllar sonra bugüne kadar bu kültün unsurları hem mimaride hem de günlük yaşamda korunmuştur. Bariz bir örnek, Koçari dansıdır. Ve gerçekten de koça tapınma sanatın farklı yönlerine yansımıştır. Özellikle mimaride koç boynuzu gibi görünen unsurlar görebilirsiniz. Tarihçiler, Kürt döneminde birçok heykeltıraşın bu hayvanın sadece boynuzlarını değil, başını da tafsir ettiğini not eder. O zamanlar Ermeniler koç gibi cesur olurlarsa kimsenin onları köleleştiremeyeceğini düşünüyorlardı. Bu kültün unsurları da dansa yansıdı. Koçari, koça tapınma döneminde ortaya çıktı. Bir ritüel vardı.
koç gibi arka toynaklara, tırnaklara yükselmek, bu element farklı koç arı çeşitlerinde korunur. Sıra oluşturan grup ayaklarını kaldırır ve yere vurur. Ermenistan Cumhuriyeti Eski İnsan Hakları Savunucusu, Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı yöneticisi Arman Tatoyan'ın mesajını sunuyoruz. Bakü hükümeti, Artsakh'ın yerli halkı olan Ermenileri anavatanlarından zorla çıkarmak ve onları etnik temizliğe tabi tutmak amacındadır. Geçen yıl 12 Aralık'tan bu yana insani felaket topyekün bir abluka ile gerçekleştiriliyor. Artsakh Ermenilerinin dünyayla bağlantısının kesildiği 210. gün. 9 Ocak'tan bu yana Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti'nden elektrik tedarikini tamamen durdurdu. 21 Mart'tan bu yana Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a doğal gaz tedarikini şimdi tamamen durdurdu. 15 Haziran'dan bu yana Artsakh'a her türlü insani yardım, gıda, yakıt, ilaç, hijyen malzemesi vesaire durduruldu. 25 Haziran'dan itibaren Uluslararası Kızılaç Komitesi katı kısıtlamada sadece ilaç tedarikini gerçekleştiriyor. 8 Temmuz öğleden sonra Artsakh'a doğalgaz tedarikinin yeniden sağlandığı bilgisi yayıldı, ancak 9 Temmuz öğleden sonra tekrar durduruldu. Üstelik tüm bu politikalar insanlar arasında belirsizlik ve endişe yaymak amacıyla yapılıyor. Sakinler, insanları hastaneye taşımak, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar gibi asgari hayati ihtiyaçlar için bile arabalarına yakıt dolduramıyor. Ekmek fırınları bile çalışamıyor. Bu şekilde Bakü hükümeti Artsakh'ın 120 bin sakinini kasıtlı olarak gerçek bir terörize maruz bırakıyor. Belirsiz bir durum, yaşam ve sağlık için bir endişe duygusu ve tam bir izolasyon ile umutsuzluk yaratıyor. Bu, Bakü hükümetinin sürmekte olan Ermeni nefreti ve düşmanca suç politikasının doğal bir tezahürü, gerçek niyetlerinden kaynaklanan adımlarıdır. Artsakh'ın Mardagert ilçesine bağlı Varınkatah köyünün arazilerinin çoğu Azerbaycan mevzilerinin gözetimi altında olduğu için ekilememektedir. Köy muhtarı Hrant Bakşiyan bunu Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede köy sakinlerinin bu bölgeleri güvenli bulunduklarını detaylandırarak güvenlik nedeniyle arazi sahipleri bu alanlarda ekim yapamıyor ifadesini kullandı. Muhtarın edindiği bilgiye göre bu yıl kırsal kesimde belli ölçüde hububat ekilebilir hale geldi. Bunun yanında önceki yıllara göre sebzecilik alanlarını genişlettiler. Bakşiyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin Köy ve Tarım Vakfı ile Kızılaç tarafından patates ve bir dizi mahsul tohumları aldık. Komşu yerleşim yerlerinde hasadın bir kısmını satacak kadar çok patates ekmeği başaran bir sakinimiz var. Ancak akaryakıt olmadığı için onu Stepanakert'e nakledemiyor, dedi. Artsakh Pres'in muhatabına göre savaş sonrası dönemde Varınkatah'da az sayıda sakin, ailelerinin ve bir ölçüde de köyün ihtiyacını karşılamak için hayvancılıkla uğraşıyor. Muhtar Hrant Bakşiyan'a göre başlatılan ot toplamanın sonuçları kışın yem sıkıntısı yaşanmayacağına dair umut veriyor. Dünyanın dört bir yanından yerel mutfak, geleneksel restoranlar ve orijinal tarifelerin popüler lezzet atlası ansiklopedisinin dünyanın en iyi 100 yassı ekmeği sıralamasında 3 çeşit Ermeni ekmeği yer aldı. Lavaş 9. sırada, matnakaş ekmeği 62. sırada ve Jingalyov Hats 69. sırada. Armen Pres'in haberine göre ansiklopedi, Jingalyov Hats'ın yani otlu ekmeğin Artsakh'tan gelen bir mutfak lezzeti olduğundan özellikle bahsetmiştir. Jingalyov ekmeği birleşimi çeşitli baharatlar ve 20'ye kadar yeşillik içeren geleneksel bir Ermeni gözleme ekmeğidir. 2014 yılında lavaş, Ermenistan'da geleneksel ekmek yapımı, önemi ve kültürel tezahürleri başlığı altında lavaş ekmeğinin UNESCO'nun somut olmayan mirası listesine dahil edildiğini hatırlatalım. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın spor dairesi başkanı Daniel Mgırdıçyan, Artsakh Tert gazetesiyle yaptığı röportajda verdiği bilgiye göre Macaristan'ın Kopasvar kentinde düzenlenen 15 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Artsakh güreşçileri 38 kilogramda Vladimir Galinski ve 41 kilogramda Suren İshanyan bronz madalyalar kazandı.
Bronz madalya için yapılan güreşte Vladimir Galinski, Rus Ivan Astreika'yı 10-0 yendi. Süren İşhanyan ise Türk Buğra Kavak'ı 8-8'lik skorla mağlup etti. 15 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Ermenistan Cumhuriyeti milli takımında Artsakh'tan 52 kiloda serbest stil güreşçisi Garik Nersesyan da katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1846-1909 yılları arasında yaşamış olan Aşuk Civani'nin Gagik Muratyan topluluğu tarafından seslendirilen Paylun Arusyak ve Ov Sirun Sirun adlı eseri sunuyoruz. Harkupati vat kezike hansden kuita mana kov sirun sirun Harkupati vat kezike hansden kuita mana kov sirun sirun Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.